Bir diğer ayetimiz mesela bu da çok dolaşır. Yani bu mesela bu ayetin dolaşmadığı Instagram ateist veya İslam karşıtı Instagram hesabı var mıdır bilmiyorum. Bunu koyarlar şimdi okuyacağım ayeti. Altına da İslam evrenseldir. Kur'an evrenseldir. Ayetimiz şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz peygamberin evine girmeyin. Davet edilirseniz girin ve yemeği yiyince de dağılın. Sohbet etmek için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden çekindiği için bunu söyleyemiyor. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman da perde arkasından isteyin, istesin. Hatta ikiye bölelim bu ayeti. Önce şuraya kadar alayım. Allah ise gerçeği söylemekten çekinme. Adam diyor ki peygamber diyor evine gelen diyor misafirleri kovmuş. Hatta işte bu tarz ayetlerin altını bazen de böyle müşrikler rivayet destekli de doldurmuşlar. Müslümanlar da rivayet deyince hemen böyle kutsadıkları için beynini kullanıp da adam şey yapmıyor. Yani bu tarz rivayetler de bir şekilde bir yerlerde görmeniz mümkün. Bu adamlar da buralardan mı devşiriyorlar artık? Nereden devşiriyorsa. Diyor ki o gece diyor işte gerdeğe girecekti. Ben de okudum bunu yani. Şeylerde eski rivayetlerde var. İşte peygamber hesapta o gece gerdeğe girecek. Duramıyor. Millet yemek yiyecek. Yemeğe gelmiş insanlar, düğün yapılıyor. Peygamber hadi gitseler de işte Hazreti Zeynep'e ithafen tabii bu iftira atılıyor. Gitseler de hemen Zeynep'le gerdeğe girsek diye zınk diye bu ayeti uyduruyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ayetin metninde zaten sürekli olan bir şeyden bahsediliyor. Yani bir kere o uydurduğun o kirli bilgilerden bir kurtulup ortadaki metni anlamaya girişmen gerekiyor. Bu metini anlamaktan sorumluyuz biz. Bu metnin altını rivayetlerle, hikayelerle, masallarla doldurup onları anlamaktan sorumlu değilsin. Zuhruf suresinde Cenab-ı Hak bu kitaptan sorguya çekileceksiniz diyor. Sen bu ayeti anlamakla mesulsün. Ne diyor ayet? Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin peygamberin evine dalmayın. Peygamberin evi uzakta bir yerde, saraylarda değil ki. Şehrin ortasında, Müslümanların arasında. Bu adamların başında peygamber. Habire evlerinde. Habire her şeyi de soruyorlar yani. Her şeyi soran bir kitle. Mantıken de zaten bunu beklersin. Orada bir dönüşüm var. Dinlerini değiştiriyor insanlar. İnançlarını değiştiriyorlar ve bütün bildikleri her şeyin yanlış ve yeni doğrular geliyor. Ve sürekli de peygamberin kapısını çalıp içeriye giriyorlar. Sürekli ve sabaha kadar oturmak istiyor. Peygamberle konuşmak isteyen bir kitle evde sürekli. Ve yani burada mesela Cenab-ı Hakk'ın da gerçekten hem çok merhametli olduğunu hem Peygamber Efendimiz'in de çok merhametli olduğunu anlıyorsun. Ya düşünsenize şimdi adam diyor ki evden kovmak için ayet indirdi. Abicim işte bu akletmemekten kaynaklanıyor bu eleştiri. Siz hiç tarihte şöyle bir şey gördünüz mü? Adam devlet başkanı, hem ordu komutanı, dönemin komutanı, hem kanaat önderi, hem peygamber, hem de o toplumun büyüğü. Şunu diyemesin. Ya eve şu saatte gelin, bu saatte gelmeyin diyemesin. Bunun için Tanrı buyruğuna ihtiyaç duysun. Böyle bir şey olabilir mi? Buradan şunu anlaman gerekiyor. Bu insanın evine o kadar çok doluşmuşlar. Bu insan kalkın gidin diyememiş. Allah müdahale ediyor. Başka bir anlamı yok bu ayetin. Ya bir böyle yetkilerle donatılmış bir insan en azından arkadaşına kendi şeylerine söyler. Bir sürü sahabesi var. Bir tanesine dese ki zor oluyor bak. Hani sürekli evdesiniz kardeşim. Söyle peygamberi yoruyorsunuz. De gelmesinler dese zaten mum gibi insanlar. Yani anam babam sana feda olsun la başlıyor bütün cümleleri ve denize dalsan biz de dalarız diyor. Savaşta en önde komutan bu insan. Yani şöyle yan dönüp höt dese ayakta çivi gibi çakılacak adamlar hepsi.
karşısında. Peygamberliğini bırak, devlet başkanı, ordu komutanı, devrimci. Bu sürekli bu insanı evindeler ve çıkın gidin diyememiş. Yani buradaki şeyi anlamanız lazım. Bizim bakış açımızı anlamanız lazım. Adam şimdi diyor ki ya nasıl göremiyorsun? Bak evden kovmuş. O şekilde okuyorsun. O şekilde görmek istiyorsun sen. O yüzden öyle anlıyorsun. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Burada hiçbir lider Tanrı buyruğuna ihtiyaç duymaz. Sabaha kadar gelip evimde oturmayın kardeşim demek için Tanrı buyruğuna ihtiyacı yoktur yani hiçbir liderin. Burada peygamberimizin ne kadar müşfik bir insan olduğunu görüyoruz. Zaten bir de peygamber çekindiği için bunu size söyleyemiyor diyor. Zaten ifşa ediyor Allah burada. Öbür türlü kendi uyduruyor olsa zaten kendi söylemiş olur gene kendisini. İfşa etmiş olur. Allah söylemekten çekinmez. Gerçeği söylemekten çekinmez. Biraz mesafeli olun diyor yani Allah. Bir de yemeğe akşam 8'de davet ediyorlar. Ayete göre öyle. Yemeğe davet ediyor. Yemeğin pişmesini beklemeden daha işte gündüz 4'te gelip bekliyor evde adam. Allah görgü öğretiyor burada Müslümanlara da. Bizlere de buradan bir şeyler tabii ki öğrenebilirsin yani. Adam seni saat 8'de yemeğe davet ettiyse saat 5'te gitme anlamına gelir. Rahat rahat evinde dolaşsın, hazırlığını yapsın insanlar anlamına. Bu bir görgü kuralıdır ve Allah bunu 1500 yıl önce bize öğretmiş. Şimdi ayetin devamına baktığımız zaman peygamberin, Bismillahirrahmanirrahim, peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman da perde arkasından isteyin. Ayetin devamı, evdeler, sahabeler eve girip çıkıyorlar sürekli. Cenab-ı Hak diyor ki peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman da perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bakın şurada ilginç bir nüans var. Şimdi bu ayete inme nedenini tabii ki en doğrusunu Allah bilir ama bana öyle geliyor ki şimdi sürekli girip çıkıyorlar Peygamber Efendimiz'in evine ve bir şehir bu, koca bir şehir. Yani oradaki o evin içerisindeki insan sirkülasyonunu düşünün şimdi. Peygamberimizin eşleri de evde. Muhtemel ki bazılarının kalbi tabii ki herkes gibi temiz değil. Peygamberin eşlerine bakan olabilir vesaire. Yani Cenab-ı Hak bunu gördü ki muhtemelen bu şekilde bir ayet indirdi. Sadece şöyle söyleseydi bakın mesela şey yapın. Perde arkasını isteyin çünkü aranızda kalbi temiz olmayanlar var. Deseydi orada bir fitne nedeni olurdu. Hangisi? Kim? Kim peygamberin eşlerine yan gözle bakıyor? Şeklinde bir fitneye neden olurdu. Allah o fitneyi kapatmak için hem sizin hem peygamber eşlerinin kalbi için daha uygundur diyerek genelliyor ve konuyu kapatıyor. Yani mesela bazen bir çocuğun yaramazlık yaptığında her iki çocuğunu da kapsayarak onu öğüt verirsin ki o fitne çıkmasın aralarında. Aynı şey. Aslında sen orada onlardan bir tanesine söylüyorsun ama genelleştirdiğin zaman sorunu çözmüş oluyorsun oradaki. Makul. Yani o orada Peygamber Efendim bir de diyor ki kendisi kıskan. Kardeşim kendisi kıskansa çok mu zor yani çıkmayın demesi. Yani eşlerine çıkmayın, erkeklerle görüşmeyin. Veya işte perde arkasından görüşün. Kendisini söylemesi çok mu zor ki Tanrı buyruğu gereksin? Böyle bir şey. Gerekir mi yani? Mesela eşine bunu söylemen için Tanrı buyruğuna ihtiyacın var mı? Yok. Allah öğretiyor burada. Hem peygamberi öğretiyor, hem sahabeyi öğretiyor, hem eşleri. Herkese öğretiyor. Nasıl olması gerektiğini. Ve Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Ahzab suresi 53. ayet. Ahzab 6'da da peygamber müminlere kendi öz canlarından daha yakındır. Eşleri ise onların anneleridir. Şeklinde de bir ibare var. Şimdi buradaki itiraz genellikle şu. Bu insanlar peygamber öldükten sonra hiçbir kimseyle evlenemediler. Perişan oldular. Öyle yok oldu gittiler. Onlara bu zulüm değil miydi? Birincisi, dünyada hiçbir Müslüman kadın yoktur ki ben zannetmiyorum. Alın elinize mikrofonu, sokağa çıkıp sorun mesela. Peygamber eşi olmayı ister miydin? Ve sen genç bir yaştayken peygamber ölseydi
Mesela göze alır mıydın? Evlenmemeyi mi seçerdin? Bir başkasıyla evlenmeyi mi seçerdin? Yoksa peygambere eş olup ömür boyu evlenmeden yaşamayı mı seçerdin? Sorun. Ben zannetmiyorum ki bir tane Müslüman kadın çıksın da ya öyle şey mi olur? Ben erkek isterdim desin. Herkes peygamberi seçer. Herkes peygamber eşi olarak o şerefle yaşamayı, ölmeyi seçer. Bunlar öyle bir senaryo çiziyorlar ki sanki Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra geride kalan eşleri böyle sokaklarda dilencilik yaptılar, süründüler. Müminlerin anneleri oldular, baş tacı yaptı Müslümanlar onlara. Ve o şekilde o şerefle yaşadılar ve öldüler. Ahiret gününde de Allah'ın huzuruna peygamber eşi olma şerefiyle çıkacaklar. Yani bunu siz tabii ki Tanrı, işte Allah, din mi bunların hepsi yalan. Tümüyle bundan emin bir gözle okuma yaptığınız için her şeyi yanlış anlıyorsunuz. Öyle görünüyor. Hiç kimse rahatsız olmamış. Hiçbir eşinden böyle bir şey duyulmamış. Allah onlara peygamber, son peygamberin eşi olmaları karşılığında diğer peygamberler için de muhtemelen aynı şey geçerlidir. Yani peygamberlerinin eşini koynuna alan bir ümmet olmuyor, oturmuyor kafada. Yani yakışmıyor bir şekilde. Zaten annen olarak otomatikman böyle bir ayet bile olmasa zaten anne olarak görürsün. Allah'ın elçisinin eşini mantıken. Yani hiçbir sakıncası, hiçbir şeyi itiraz edilecek hiçbir şey ben açıkçası bu ayette de göremiyorum. Peygamberimizin tabii yine evlilikleriyle alakalı burada hani bahis açılmışken mutlaka itirazlar olacaktır. Çok fazla kadınla evlendi. Niye bu kadar kadınla evlendi? Kadınlarla evlenmek için böyle bir adam diyor ki kadınlarla evlenmek için diyor şey yaptı diyor. Daha fazla kadın için diyor böyle bir yola çıktı diyor. İnsanın nefesi kesiliyor. Ya bu insanlar hiçbir şekilde herhalde okumuyorlar, bilmiyorlar. Bir insan böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? İşte orada zengin olmak için şey, beş parasız öldü. Borç içinde öldü bu insan. Devlet başkanıyken, bütün Arap Yarımadası'nın hakimiyken beş parasız öldü. Hatta bir arazi geçimini sağladığı bir arazisi vardı. Fedek arazisi diye geçiyor literatürde. Onu bile ümmetine bıraktı. Hatta Hazreti Fatma ile Hazreti Ebubekir arasında gerginlik oluyor. Hazreti Fatma'ya o benim babamın arazisi yani bize kalması gerekmiyor mu? Diyor Hazreti Ebubekir de diyor ki Peygamber Efendimiz peygamberler miras bırakmazlar. Onların mirasları ümmetin malıdır şeklinde söylüyor. Zaten bir parça arazi. Onu da ümmetine dağıtıyor. O kadar. Onun dışında da borçları var ve onu ödüyorlar insanlar orada. Böyle bir devlet başkanı. Muadili padişahların, kralların, bilmem nelerin karşısında, saraylarda yaşayan kralların karşısında böyle bir figür var. Adam diyor ki zengin olmak için diyor bu yola girdi. Evlendiği kadınlara bakıyoruz. Bir kere yani o kadar art niyetli bir okuma var ki. Şimdi zaten adam 40 yaşına kadar 25 yaşındayken kendisinden büyük bir hanımla evleniyor ve iki evlilik yapmış bu insan ve çoluğu çocuğu var. Onunla evleniyor. Zengindi, parası için evlendi. Tamam. Parası için evlendi. 25 yıl evli kaldı. Kendisinden 10-15 yaş büyük. Ya bazı rivayetlerde daha düşük geçiyor. Birkaç yaş büyük diye geçiyor ama genelde 10 yaş, 15 yaş büyük 40 yaşındayken evlendi diyor Hazreti Hatice. 25 yıl niye evli kalsın sırf parası için? Boğamadı mı, öldüremedi mi? Bütün gençliğini yaşlı bir kadınla sırf parası için niye geçirsin? Çok mu zor yastığı dayayıp öldürmek? Sonra kendisine genç kızlardan bir ordu kurmak. Zor mu yani? Veya birini öldürtmek. O kadar bedevi var, katil var. Verir iki tane altın. Gider öldürtür ki orada şeyin, cinayetin bilmem neyin hüküm sürdüğü. Veya gider bir gece yarısı kendisi öldürür, kuma gömer ya. Ya bu zor bir şey değil. Bu insan 25 sene evli kalıyor ilk eşiyle. Bu kadar kadın düşkünü bir insan nasıl yapıyor böyle bir şeyi? 40 yaşın. 50 yaşında kendisi 50 yaşındayken eşi 60 yaşında, 65 yaşında vefat ediyor. Sonra 4-5 sene yalnız yaşıyor. Evlenmiyor. Nasıl evlenmez? Bu kadar kadın düşkünü bir insan. Sonra Hazreti Sevde ile evleniyor.
O da yine 55-60 yaşında bir kadın, 3-4 tane dul. Hazreti Ayşe zaten burada manipüle ediliyor. Tabi ayrı video konularına girdik. Bunlar çok uzun konular. Ama genelde baktığımız zaman, özet geçeyim. Bunlarla alakalı yine videolar çevireceğim çünkü. Baktığın zaman yaşlı ve çocuklu kadınlardan, dul kadınlardan 8-10 kişiyle evleniyor. Ve hepsi de ayrı ayrı kabileler vesaire, stratejik amaçlı olduğu belli. Yani kadın düşkünü bir insan kendine yaşlı ve dul kadınlardan, çocuklu kadınlardan bir ordu kurmaz. Ve zaten Allah da yasaklıyor. Yine Ahzab suresinde bu da var. Onu görmüyorlar. Güzellikleri hoşuna bile gitse artık evlenmek sana haramdır diye ayet de var. Peygamberimizin evliliğini de durduruyor Allah. Peygamber o dönemki o çoklu evliliği kullanıyor. Her kabileye damat oluyor. O devrimi gerçekleştirmek, dönüşümü gerçekleştirmek için onu kullanıyor. Allah da durduruyor. Bunu daha fazla kullanmana gerek yok. Devam et bu şekilde diyor. Yani doğru okumak gerekiyor. Art niyetli okuduğun zaman zaten her şeyi yanlış anlayabilirsin. Her şeyi. Sadece şeyleri yatıracaksın masaya. Bu adam kadın manyağı olabilir mi? Hayatı ortada, literatür ortada. Bu tabloya baktığın zaman bir kadın manyağı mı görüyorsun gerçekten? 50 yaşına kadar tek eşli evlilik yapmış, 25 sene aynı kadınla, 5 sene bekar dolaşmış, çocuklu dul bir kadınla evlenmiş, 2 tane bekar kızla evlenmiş. Onun dışında da yine 7-8 tane, 9 tane çocuklu, çoluklu, çocuklu dul kadınlarla evlenmiş, yaşlı. Ve bu hayatını yani 60 yaşındayken yaşıyor bunlar. Yani gençliğindeyken, yani libido tavanken kadınlarla alakalı böyle bir şey yok. Adam 60 yaşındayken böyle bir senaryo. Buna inanmamızı nasıl beklersin? Yani kadınları inandırabilirsin belki yani. De erkekleri nasıl inandıracaksın böyle bir şeye? Ya kadın manyağı bir adam yaşlılardan kendine bir ordu kurar mı? Mantıken. Onun dışında bir de şöyle bir mesela şey var. Özellikle o dönemde, o döneme ait diyor ki peygamberin Kur'an'da diyor kar yok diyor. Neden? Çünkü diyor karı bilmiyorlar diyor. Karı bilmediği için karla ilgili diyor şey yok. Hiçbir ibare yok diyor. E tabi doğal olarak kendi bildiği doğal fenomenleri yazmış diyor. Ben hayatımda bu kadar cehalet içerikli itirazlar görmedim. Bazen insan diyor ki kardeşim bu adam üniversite mezunu adam ve senin karşına böyle bir itirazla geliyor.